Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada tek millet, tek yürek, el ele, omuz omuza verme vaksidir. Ne zulmü severiz, ne kinimiz var. Hayrı emreyleyen hak dinimiz var. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var. Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. Biz Besti Halk olarak dün Besti'deydik. Bugün Besti'deyiz, yarın da Besti'deyiz. Sandıklarda Besti Halk olarak gereken cevabı hep birlikte vereceğiz inşallah. Azim şehrimiz Besti'yi hep birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Azim şehrimiz Besti'yi hep birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Bugün yolda vatandaşlara kimlerdensin diye soranlara değil, insanlara ismiyle hitap ederek selamlayanın yanında dur Besti. Vatandaşın iyi gününde, kötü gününde yanında olanın yanında dur Besti. Halkının yanında halkın adamı, gönüllerin başkanı İsmail Sümer. Basın açıklamasını yaparak katılım. Başkan bize başkan, emin başkan bize başkan.
Şimdi huzurunuzda basın açıklaması yaparak aramıza katılan Yılmaz Harfiyat, Yılmaz Turgut, Arslan Harfiyat, Ali Arslan ve Dursun Arslan, Aydın Harfiyat, İsmail Aydın Güzel, Gürtaş Harfiyat, Aziz Sanrıverdi, Yıldızlar Harfiyat, Ramazan Yıldız, Özdemir Harfiyat, Ömer Özdemir, Uğurlar Harfiyat, Müslüm Uğur, Karlıdağ Harfiyat, Mahmut Karlıdağ, Sümbül Harfiyat, Nedim Sümbül, Özcan Harfiyat, Abdurrahman Özcan, Maço Harfiyat, Hacı Yusuf Karlıdağ, Demir Harfiyat, Abdullah Demir, Kösyanlı Harfiyat, Vakkas Yılmaz, Çiçekler Nakliyat, Mustafa Çiçek, Şükrü Çiçek, Yıldırım Harfiyat, Şiho Yıldırım, Ünal Harfiyat, Ahmet Ünal, Demiroğulları Harfiyat, Hacı Arslan, Özoğlu Harfiyat, İbrahim Özoğlu, Akçaylar Harfiyat, Hanifi Akçay, Topallar Harfiyat, Mesut Topal. Şimdi alkışlarınız huzurunda sahneye doğru alalım. Saygıyla duyurulur. Yaşanan 6 Şubat Maraş merkezli asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize öncelikle Allah'tan rahmet dile, yaralı hemşehrilerimize de acil şifalar diliyoruz. Yaşadığımız asrın felaketinde sahada olmaya, sahadan ayrılmamaya özen gösterdik. Gücümüz yettiğince vatandaşlarımıza destek olmaya gayret gösterdik. Yaraların sarılmasında ilk günden itibaren bir dayanışma kültürü sergilenerek biz iş makinesi operatörleri, kamyon ve tır şoförleri olarak gözümüzü hiçbir daldan esirgemeden elimizden ne geliyor ise vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bu yardımlar yapılırken sizler de takdir ederseniz ki sadece tek başımıza altından kalkabileceğimiz bir iş olmadığını gördük. Çünkü çöken bina sayısı karşısında yetersiz kaldığımızı, imkanlarımızın el vermediğini gördük. Tam da bu zamanda İsmail Sümer'in bize olan destekleri bu enkazın kaldırılmasında bize güç kuvvet vermişti. Gerek sahada, gerek de afet koordinasyon merkezinde yapılmış olduğu yönlendirmelerle süreç boyunca en büyük destekçimiz olmuştur. Bu bağlamda iyi gün dostu çoktur, gerçek dost kara günde belli olur şiarıyla İsmail Sümer Başkanımızı destekleme kararı almış bulunuyoruz. Başkan adayı İsmail Sümer başkanımızı desteklemeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Haydi Besti, gün birlik günü. Haydi Besti, gün evladına sahip çıkma günü. Gün o gün. Gün Besti'nin günü. Gün Besti'nin iradesini yok sayanlara dur demenin günü. Dur demek için akşamının ayak sesleri bugünden gelmeye başlamış. Allah hepinizden razı olsun. Bu birlik beraberlik olduktan sonra Besti'nin üzerinde oyun oynayanlara fırsat vermeyeceğimizin en güzel örneğidir. Allah hepinizden razı olsun. Biz sizlere gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Öncelikle 6 Şubat depreminin en sıkıntılı sürecinde halkımın yanında olan ve canlarını her türlü riske göz önüne alaraktan bir can kurtaramam mı diye canını ortaya koyan harfiyatçı kardeşlerimize, kamyoncu kardeşlerimize, tırcı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz.
Allah hepinizden razı olsun. Özellikle bizleri yalnız bırakmayan hanımefendilere ve efendilere, sevgili gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şahsım ve ekibim adına şeref verdim diyorum. Sevgili gençler, sizlerde bu heyecan olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir iş yoktur. Allah'ın izniyle hep birlikte başarıya ulaşacağız. Sizlerin de BES halkının da hizmetkarıyız. O makam milletin makamı. Her zaman içinde söz sahibi olacak bu millettir. Bunu böyle biline. Allah'a çok şükür. Allah'tan başkasına hiçbir zaman boyun eğmedik. Ve bize kimse de boyun eğdiremez. Evet, Allah sizin gibi dostlarımız var. Saygıdeğer yol arkadaşlarım. Özellikle gençlerimiz için önemli bir projemizi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin doğduğu yerde yaşaması için, doğduğu yerde aile düzenini kurması için, gençlerimiz için istihdam projelerimiz hazır. Bunu yol arkadaşlarımızla beraber, özellikle gençlerimizin doğduğu yerde kalması için, yurt dışına kaçmak için veya iş düzenini kurmak için gitmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Besni'de istihdama dayalı ilk anda 5000 kişilik projemizi hayata geçireceğiz hep birlikte inşallah. Allah'a çok şükür. Geçmişte yaptığımız eserler, biz eser siyaseti yaparak bu seviyeye geldik. Bunu da sizlerden aldığımız güçlerle yaptık. Özellikle o seviye kazandırdığımız 3600 dönüm arazi, imar dosyası onaydan çıkar çıkmaz yatırımcımızı BES'imize davet edeceğiz. Ve yatırımcımızın önündeki engelleri hep birlikte kaldırıp gençlerimize istihdam alanı yaratacağız. Bizim amacımız gençlerimizin önündeki engelleri kaldırıp yeni evlenecek çiftlerimize de 100 bin lira aile destek paramız bütçemiz hazırdır. Allah hepinize razı olsun. Birçok projemiz var. Ama özellikle de kadınlarımızın emeğini inkar edemeyiz. Onlar için de özel projelerimiz var. Onu da bir dahaki sefere inşallah açıklayacağız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birlik beraberliğimizi daim etsin. Özellikle sizlerden istirhamım, kalan süremizi iyi değerlendirip zafere ulaşmamız için hep birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu başarıyı Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Kimse tek başına bir şey değildir. Kimse tek başına dayatma siyaseti yapanlardan olmadı. Kimse tek başına bu millete hükmedemez. Bu milletin iradesine hipotek koyamaz. Allah'ın izniyle Besni halkı
hiçbir dayatmaya boyun eğmedi. Bundan sonra da eğmeyecek. Bunu hep birlikte başaracağız. Besti'nin hak ettiği seviyeyi hep birlikte yakalayacağız. Siyasette de söz sahibi olacak, kalkınmada da söz sahibi olacak. Özellikle organize sanayiyi, tarımsal sanayinin gelişmesinde en büyük bölgenin öncü ilçesi olacak inşallah. Bunu da evvelallah sizlerin destek ve duasıyla başaracağız. Sürümler gelecek, dertler bitecek. Sürümler gelecek, dertler bitecek. Sürümler gelecek, dertler bitecek. Allah'ın izniyle hep birlikte Besti'mizi yöneteceğiz. O makam sizlerin makamı olacak. O makam milletin makamı olacak. Her zaman için o kapı sizlere açık olacak. İstirhamım. Bazıları kaybetme korkusu içinden başlamış. Özellikle taskınlık yapmaya, özellikle ortamı germeye gayret gösteren bir yapı var. Buna hiçbir zaman için Besti halkı müsaade etmedi. Bizler de hiç müsaade etmeyeceğiz. Bizim derdimiz birleştirmedir. Bizim tek davamız Besti'nin kalkınmasıdır, huzurudur. Özellikle de başarıya ulaşmasıdır. Kimsenin provokatörlüğüne boyun eğmeyeceğiz. Oyunlarına da gelmeyeceğiz. Sizlerden özel istirhamım. Değerli arkadaşlar, bizim tek davamız var. Memleketimizin huzuru, hemşerilerimizin huzuru ve bunu da hep birlikte inşa edeceğiz. Taşkınlık yapanlara da fırsat vermeyeceğiz. Devletimizin her türlü güvenlik güçleri burada tedbirini alıyor ve biz de onlara destek olacağız. Allah hepsinden razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim birliğimizi daim etsin. Rabbim hep birlikte Besti'mize sahip çıkmayı ve başarıya ulaşmayı nasip etsin. Allah hepinize razı olsun. Teşrif eden özellikle hanımefendilere, gençlerimize ve efendilere şükranlarımı sunuyorum. Bu kalan süreyi de en iyi şekilde değerlendirip başarıya ulaşmamız için kapı kapı vatandaşlarımızın özellikle ziyaretlerini yaparaktan hep birlikte başarıya ulaşacağız. Ve başarıda bütün pay sizlerin olacak inşallah. Razı olsun. Özellikle bizlere güç katmak için teşrif eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bizleri onurlandırdılar, bizlere güç kattılar. Ve bu katılımlar günde gün devam edecek. Allah'ın izniyle hep birlikte başarıya ulaşacağız inşallah. Kıymetli arkadaşlar, emniyet mensubu arkadaşlarımızı da zora sokmamak adına konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşamaması için, ulaşımı aksatmamamız için ben hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşriflerinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin. Birlik beraberliğimizi daim etsin inşallah.